Hepimiz birbirimize racon keserek denge yaşardık. Hepimizin hayatı gayrimeşhurdu. Kumarhane, pavyon, gazino alemleri kovalardık. Din yok, iman yok, İslam yok. Ne olacak? Bizim cahiliyemizdeki yediğimi içtiğim arkadaşlar benim hakkımda şikayette bulundular. Vur patlasın, çal oynasın. Hayat öyle pempeydi, öyle güzeldi ki. Yani şeytan öyle süslemişti ki o yolu. Hiçbir şeyden haberdarsın, çok güzel yaşayanım sanıyordum. Hanenin önünde 3 tane cenaze çıktı peş peşe. Ameliyattan, üstleri örtülmüş. Ameliyattan kalkamamışlar. Yarabbim, ne mutlu bana, sana geliyor. Bakara 214'teki ayeti okudum. Vallahi tam bitti, kitabını şöyle bıraktım, kapı çalındı. Kapıyı açtım, dedim ki zorlama. Bizi alanlar FETÖ'cü çıktılar. Vallahi FETÖ'cü çıktılar. Beni alan savcı, zorlayan savcı şu anda muhabbetten yargılar, muhabbet almış. Ben Allah'a teslim oldum. Benim sahibim Allah. Ya biliyorum şu koltuk var ya, ay bu hataydı bu koltuk. Herkes buraya oturayım da bu sallanmasın. Bu koltuk derdi herkesin bu. A parti, B parti, C parti sorulmayacak bana kabirde. Sen Allah taahhüt olarak ne yaptın? Allah için ne yaptın? Allah için hizmet yaptın. Ben abim sorulacak kardeş. Biz CHP'liydik. Kuşçuyduk. Cüncük derdik kuşa. O yatacak arkadaş önündekine yol verdik. Cüncüğe bas, kuşa bas. Ya biz solcuyduk, komünist. Hepimizin kanını tutsalar şu çay bardağının içine koysalar, Allah'ı tanımayan, anayasasını bilmeyenler, kanımız bağdaşmaz. Otobüse biniyorum, 65 yaşındayım. Adam telefonu almış eline, senin geldiğini ayıkıyor. Devam, devam, hiç başını kaldırma, Allah'tan korkma. Kur'an'daki helak olan kavimlerin aynı yaşantısı, vallahi şu anda günümüzde Türkiye'de var. İnsanların emrine değil, Kur'an'a sünnete tabi olursa Allah'ın izniyle gelecek nesil de kurtulacak, biz de kurtulacak, arkamızdan gelenler de kurtulacak. Müslüman'a ne diyorum bunu ha? İman ettim, Müslüman oldum. Anaya, babaya, bak! Otur lan yenge, ne yapıyorsun sen? Adam, Allah'tan daha yanatan mı olacak? Yürü! Terbiyesiz. Ne demek? Kur'an anlamazsın. Kur'an'ı anlarsın. Sen anlamak istersen anlarsın. Bütün yeryüzünde, bütün insanlığı Allah'ın kitabına çağırıyorum, Kur'an'a çağırıyorum. Eyüp Hamza, yaş 65'ti değil mi? Kilo 95, yaş 65, boy 1.75. Yaş 65 mi? 65. Yaş 65. Allah'a rahmet eylesin. Biraz daha şey lazım, biliyor musun?